Aslan Bey? Aslan Bey, sizsiniz işte, görebiliyorum göbeğinizi, bacaklarınızı falan. Siz beni mi takip ediyorsunuz yoksa? Allah kahretsin o da, ben senden kurtulamayacak mıyım ya? Aşan mı? Evet. Ada söyledi diyorsunuz. Aynen, aynen. Ya biz Meltem'in çocukluğunu biliriz. Nereden çıktı şimdi bu? Vallahi siz orasını daha iyi bilirsiniz de. Zaten o yüzden ben size geldim. Bu iş benim boyumu aşar. Ne demek istiyorsunuz siz Aslan Bey? Şimdi Zafer Bey, ben biraz saf görünürüm ama burnum iyi koku alır benim. Allah bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Şimdi siz herkesin dilinden anlıyorsunuz ama ketumsunuz da. Halkın içinden gibisiniz ama koskoca bir lojistik şirketinin sahibisiniz de. Yani sizde böyle şey tipi var. Tam bir şey yani. Ne tipi? Ya böyle bir telefonla her şeyi çözebilecek bir insan tipi var sizde. Ada bir şey söylüyorsa doğru söylüyordur. Bence sizin komandonun yardıma ihtiyacı var. Öyle mi? Eminsin demek. Anlıyorum, anlıyorum. Yok yok yok, buradan aldırmana hiç gerek yok. Bundan sonrasını biz hallederiz. Sağ ol canım, sağ ol. Tamam, teşekkürler. Gel. Tamam, görüşürüz, sağ ol. Baba, müsait misin? Gel, gel, geç otur. Bak biliyorum. Yani bu aralar çok sık olmaya başladı. Ama yardımına ihtiyacım var. Meltem hakkında değil mi? Nasıl yani? Sen nereden biliyorsun baba Meltem'i? Aslan Bey söyledi. Ada. Ada da Aslan Bey söyledi yani. Ne yazık ki Ada haklı çıktı. Bir dakika, bir dakika. Sen araştırdın mı? Birkaç telefon görüşmesi yaptım. Senin rakiplerinden Gen Yazı adlı sosyal içerik programının ajanı. Gen Yazı ha? Hı hı. Nasıl olur ya? Meltem böyle bir şeyi nasıl cesaret eder baba? Yapmış. Neyse. Halledeceğim ben. İstersen ben çocukları aldırtayım. Baba sakın. Bak halledeceğim ben. Tamam, ben de öyle söyledim zaten çocuklar. Teşekkür ederim baba. Ne demek evlat, her zaman. Halledeceğim. Vay sümüklü Meltem vay. Ay tatlım, nazar değdi. Ah canım benim. İyi akşamlar. Boracığım, gel oğlum gel. Meltem, biraz konuşabilir miyiz? Hemen geliyorum. Bekliyorum. Gelebilirsem ah. Ay ama dikkat et, yavaş ah. Çocuğum, yavaş. Ay hay Allah. Maşallah da dedim yani bol bol. Maşallah, maşallah. Gel bakalım Meltem, gel. Ya hastayım diye işten kaytardığımı düşünme sakın. Evde de çalışmaya devam ettim. Hiç şüphem yok. Neden yaptın? Bora boynum tutulduğu için işe gelemedim yoksa ben... Şirketime hangi sebeple girdiğini biliyorum Meltem. Gen Yazı'nın ajanı olduğunu biliyorum.